Simultanekteden bence hatırlamanız gereken yegane yani en önemli, en gerçekten bence can alıcı iki yapı. Ufyonamizyotkö ile Tankö veya Ufyonamizyotankö'dür. Zira bunlar biraz kafa karıştırıyor. Şakfuakö olabilir. Tamam o da olabilir. O da çıkıyor çünkü doğru. Onu unuttuk. Şakfuakö olabilir. Bunlar genelde karşınıza çıkar. Şimdi öncelik ilişkisi kuran bağlaçlar. Öncelik ilişkisinin zaman uyumu önemli ve sorularda sıklıkla geliyor. Daha önce de bundan bahsetmiştik. Öncelik ilişkisinin endikatif daha yaygın. Şimdi bunu yani sınavda kendinize ya bu anterior yöntem vardı, posterior yöntem vardı diye sakın böyle sormayın. Bu sizi yani gereksiz yere zorlar. Yani hiç o işe girmeyin. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şey zaman uyumudur. Yani zaman uyumuna dikkat etmeye çalışacaksınız. Zaman uyumunda da daha önce de bahsetmiştim. Bu kuralları hani özellikle tekrar ediyorum. Aklınızda kalırsa memnun olurum. Bence işe yarıyor. Ve o da şu. Dediğim gibi bu kurallar arkadaşlar. Yani bu zaman uyumu kuralları. Bu özellikle işte posteriorite, anteriorite için konuşuyorum. Discur endirect bambaşka bir olay. Onu biliyorsunuz. Onun çok net kuralları var. Hani discur endirect çok nettir. Onun çok net kuralları vardır. O yüzden onu şimdilik bir kenara koyalım. Ve bu posteriorite ve anteriorite. Bilhassa bu ikisi. Yani önceliklik ve sonralıklık hikayesinde. Arkadaşlar zaman uyumu çok önemli. Zaman uyumunun da ne yazık ki net bir kuralı yok. Ve sorularda da bunu çok güzel manipüle ediyorlar. Yani sizi zorlayacak gerçekten ifadeler koyuyorlar. Yani ben de görüyorum. Zaten en çok öğrenci tırnak için avladıkları yerlerden birisi bu zaman uyumudur. Ama dediğim gibi neyin olacağından ziyade neyin olmayacağının üzerine bence yoğunlaşabilirsiniz. Yani daha önce de bahsetmiştim. Yani eğer işte ana cümlede future kullanılmışsa yani yan cümlede artık püriskö parfenin yani gelme ihtimali yoktur. Yani çok çok böyle yani şimdi yoktur da yani bir kural olarak da söylemek istemiyorum. Çünkü yani Fransızca öyle bir dil ki adam yani öyle bir cümle kurar ki gerçekten şey yaparsınız. Yani böyle ya evet burada aslında en iyi püriskö parfü oluyormuş dersiniz. Yani şu an bir örnek aklıma geldiği için söylemiyorum ama yani yani net kurallar koymak istemiyorum. Ama yalnızca dediğim gibi neyin olmayacağını büyük ölçüde söyleyebiliyoruz burada. Şimdi mesela ne var? Şimdi bakalım. Yan cümle ana cümleye kıyasla daha evvel gerçekleşmişse genellikle yan cümlede birleşik bir zaman kullanılır. Burada neyi kastediyoruz? Şimdi şimdi bir dakika cümle üzerinden bakalım. Mesela bir örnek üzerinden bakalım. Şimdi yan cümle hangisi, ana cümle hangisi? Une fois que les touristes sont montés dans le bus, le guide dit au chauffeur de partir. Şimdi bakın mesela burada tamam şu kısım bizim yan cümlemiz tamam mı? Ya yani ilk kısımda durmasız bir önemi yok. Yani yan cümle çünkü şey değildir. Bizim cümlemizdeki hani ana kısım değildir. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın le guide dit au chauffeur de partir. Bak bu bir cümle. Hani ilk kısım olmasa da ben bu cümleyi kurabilirdim. Değil mi? Yani bu da bana bunun ana cümle olduğunu gösterir zaten. Yani asıl cümle bu. Diğeri yani altını çizdiğim kısım ana cümleyi bir açıklama getirmiş.